Videomuza geçmeden önce küçük bir hatırlatma. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. O Ses Türkiye finalinde inanılmaz bir skandal yaşandı. Şampiyon dakikalar öncesi belliydi zaten. TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasının büyük finalinde canlı yayın krizi yaşandı. Hadisenin O Ses Türkiye birincisini reklam arasındayken sosyal medyada açıklaması olay oldu. Şampiyonu 25 dakika önce açıkladı. O Ses Türkiye'nin birincisi son reklama gitmeden belli oldu. Ancak şampiyonun açıklanacağı an banttan çekildi. Final bölümünde nefesler kesildi. Nefesleri kesen O Ses Türkiye'de son ikiye kalan isimler Murat Boz'un takımından Ferhat Tüngür ve Beyaz'ın takımından Umut Kaç olmuştu. 4 jüri üyesinin birbirinden başarılı yarışmacılarının kıyasıya mücadele ettiği O Ses Türkiye'de şampiyon belli oldu. Belli oldu olmasına ama inanılmaz bir skandal da Instagram canlı yayınına yansıdı. O Ses Türkiye'nin merakla beklenen birincisini izleyici canlı yayında açıklanacak diye beklerken hadisenin Instagram hesabından öğrendi. Program reklam arasındayken sonucun açıklanmasına 25 dakika varken hadise yarışmanın birincisinin Murat Boz'un yarışmacısı Ferhat Üngür olduğunu duyurarak izleyenlerde şok etkisi yarattı. O Ses Türkiye finalinde farklı tarzı ve güçlü sesiyle Ferhat Üngür damga vurdu. Ferhat Üngür, finalde Ay Yüzdüm ve Gel Gör Beni Aşk Neyledi eserlerini seslendirdi. Murat Boz'un seçmelerde finale kalacak dediği yarışmacısı birinci oldu. Ferhat Üngür, O Ses Türkiye sahnesine ilk çıktığında seslendirdiği zülfü kâküllerin amber misaliyle jüriyi büyülemeyi başarmıştı. 4 jüri üyesinin de döndüğü Ferhat Üngür, Acun Ilıcalı'nın isteği üzerine Islak Islak şarkısında söylemişti. Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Murat Boz ve Hadise'nin takımına katmak için yarıştığı Ferhat Üngür ise Murat Boz'un takımını seçti ve finale kadar yükseldi. Yarışma sonucunu Hadise sosyal medya hesabından yayınlayarak herkesi şok etti. Hadise, şampiyonun açıklandığı anı Instagram hesabından canlı yayından 25 dakika önce yayınladı. Bu durum izleyici tarafından tepki çekti. Yazar Atabenli tepkisini böyle dile getirdi. Ferhat kazanmış, Hadise canlı yayının aslında reklam arasında çekilip 30 dakika sonra banttan yayınlanarak bize sunulacağını düşünememiş. Çok saf. Biz de iyi yiyoruz. Kaç yıllık maaşlı jüri Hadise. Kanala verebilecek en büyük zararı verdi. Ne kadar mantıklı açıklama yapsalar da SMS ile oy veren insanlara final kısmının canlı yayın yapılmadığını artık anlatamazlar. Banttan final kararı tam fiyasko. Yarışmaya Diyarbakır'dan katılan Ferhat Üngür için Murat Boz finale kalacak isim. Bugüne kadar sezonun en iyi yarışmacısı yorumunu yapmıştı. Ferhat Üngür Murat Boz'u yanıltmadı ve O Ses Türkiye finalinde son ikiye kalmayı başardı. Performansını değerlendiren jüri üyeleri şu ana kadar sezonun en iyisi yorumunu yapmıştı. O Ses Türkiye şampiyonu Ferhat Üngür kimdir? Ferhat Üngür, O Ses Türkiye'de söylediği Zülfü Kâküller'in amber misali türküsüyle herkesi kendine hayran bıraktı. Söylediği türküler ile ekranları başında olan herkesi başka diyarlara götüren Ferhat Üngür, 4 jüri arasında Murat Boz'u tercih etti. Aslen Diyarbakırlı olan ve yarı finalde Turnalar şarkısıyla mükemmel bir performans sergileyen Ferhat Üngür, halkın takdirini kazanarak O Ses Türkiye'nin şampiyonu oldu. Diyarbakır doğumlu olan Ferhat Üngür, lisansını Adıyaman Üniversitesi'nde müzikoloji bölümünde tamamladı. O Ses Türkiye sahnesine çıkma cesaretini bu yıl gösterebildiğini söyleyen Ferhat Üngür, O Ses Türkiye finalisti Ferhat Üngür'ün sesi 2016-2017 şampiyonu Dodan Özer'e benzetildi. Ayrıca O Ses Türkiye final yaparak 27 Ocak pazar akşamı izleyenlere veda etmişti. Uzun yıllardır programda jüri üyesi olan Hadise kıyafetleriyle de çok konuşuldu. Önceki gün yarışmanın yarı finalinde transparan kıyafet ile izleyicilerin karşısına çıkan Hadise, olumlu da olumsuz da eleştiri aldı. Ünlü şarkıcı Hadise, O Ses Türkiye yarışmasında giyeceği kıyafeti sosyal medya hesabından takipçilerin beğenisine sundu. Hadise'nin fotoğrafı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı. Hadise'nin bazı takipçileri tarafından ise fazla cüretkar olduğu gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tutuldu. İşte o eleştirilerden bazıları. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşene kadar iyi seyirler.